Ne de olmasa hepsi İstanbul'da, Türkiye'de okumak istiyorlar. Hı hı. O bakımdan e, ve e, bu iki son iki yılda çok tercih edilir duruma ha, geldik. Evet. Mimarlık bir ara Türkiye'de de öyle bir düşüş yaptı. Hı hı. Ve o açıdan e, öğrenciler biraz azaldı. Fakat son süreçte hı hı. tamamen kontenjanlarımız doldu. Hı hı. Diğer üniversitelere rağmen biz de tercih edildi. Evet. Bilhassa e, Doğu Anadolu, Orta Anadolu'dan ve her taraftan öğrencilerimiz geldi. Yani şöyle diyorum. Önce bir kere yerleşti. Yani or şey Yakın Doğu Üniversitesi imajı var. Evet. Yani görüşürken e, bazı veliler soruyorlar. Şurada okutayım, burada okutayım derken hangi üniversiteyi şey yaparsınız, tercih ettirirsiniz? Ama Hı -hı. ben o, Yakın doğu diyeyim. Soruyorlar. Devlet Hı -hı. üniversitesi mi falan? Hatta bazıları öyle dediler. Görünce e, uçak alanında rastladım bir veli şey yapmış, öğrencisini kaydetmiş, gidiyordu işte mimarlık sohbet ettik, mimarlık Hı -hı. fakültesine kaydoldu dedi. Ama ben de fakülteyi dekanıyım falan. O dedi sizin dedi üniversite, devlet üniversitesi mi? <laughs> geliyor o kadar Kardeşim büyük bir, görüyor bir, yani. yani Yüzünde kaydını, şey. evet dedi. <laughs> devlet üniversitesi mi dedi? Yok dedi, devlet üniversitesi kadar büyük dedi. dedi, kadar büyük, dedi. <laughs> ben dedi böyle bilmiyordum falan. <laughs> Memnun tabii. olarak döndü. Beklentilerin evet, tabii. üstünde olması tabii, çok güzel tabii, bizler için de. Evet. Ee, bu şeyde kaldık tabii eğitim sistemimize ha. kaldık lisans ha. düzeyinde eğitim yapıyoruz 4 yıllık ha. ve düz mimar olarak yetiştiriyoruz ha. sonra lisans üstü şeyimiz var çok fazla öğrenci alamıyoruz en çok ön öğrenci on öğrenci kadar alıyoruz ve bu daha ziyade e, yapı üzerinde yani inşaat managementlik üzerinde biz eğitim Hı -hı. yapıyoruz ve uygulamaya dönük mimar yetiştirmeye çalışıyoruz evet. e, bugün de en çok gereksinim ona duyuluyor evet. yani daha çok tasarıma ağırlıklı bir yapı yapıyoruz ama e, şeye geçince lisans üstüne geçince daha çok yapıya.